bir Bitlis fıkrası olur da ben ta Adana'dan buraya kadar gelip o fıkrayı anlatmadan gidersem olmaz. Efendim bu davetsiz misafir. Hadi bakalım kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Kulağınız bende mi değerli misafirler, hanımefendiler? Bakın bir gün, sesim iyi mi? Peki, eyvallah. Çok sessizlik istiyorum. Bir gün bir profesörle bir Bitlisli aynı trenin aynı kompartımanında yolculuk yapıyorlar. Bitlisli profesöre bakıyor. Profesör Bitlisli'ye bakıyor bir müddet. En son bizim Bitlisli dayanamıyor. Hemşerim sen ne iş yapıyorsun? Demiş ben profesörüm. Ne profesörüsün? Hayvan profesörü. Ya deget demiş, hayvan profesörü olur mu? Bizim orada herkes hayvandan anlar. İnektir, öküzdür, koyundur, keçidir, tavuktur, kazdır. Bunlardan anlamak için profesör olmaya gerek yok ki. Ya öyle değil demiş. Ya nasıl? Ben demiş, dünyada ne kadar hayvan varsa hepsini tanıyorum. Anasını, babasını, kaç sene yaşayacak bunların hepsini biliyorum. Bunun okulunu okudum demiş. Bak demiş şöyle yapalım. Bak bak. Bana bir soru sor demiş. Profesör kendinden o kadar emin ki bana bir soru sor. Eğer bilemezsem sana 100 lira vereceğim. Bugünkü parayla 100 lira. Bilirsem sen bana 10 lira ver yeter. Maksat iddia yerini bulsun. Tamam mı? Tamam. De hadi sor. Bizim Bitlisli düşünüyor, düşünüyor ve soruyu patlatıyor. Bakın bitiriyorum. İyice dinleyin. Peki profesör efendi söyle bakalım. Dünyada üç ayaklı bir hayvan. Profesör böyle bilecek gibi oluyor ama yok aklına gelmiyor. Düşünüyor kafasındaki bilgileri film şeridi gibi gözünün önünden geçiriyor. Dünyada üç ayaklı bir hayvan, üç ayaklı yok. Valizleri indiriyor, ansiklopedileri çıkarıyor, tek tek bakıyor. Dünyada üç ayaklı bir hayvan, üç ay yok. Ve en son dayanamıyor. Bilemeyeceğim diyor, al sana 100 lira. Bizim profesör Bitlisli'ye 100 lirayı veriyor. Ve diyor ki, ama hadi söyle bakalım. Neymiş bu dünyada üç ayaklı bir hayvan? Eyvallah ben de bilmiyorum, al sana 10 lira. Evet. Eyvallah ben de bilmiyorum, al sana 10 lira. Efendim böyle bir meseleydi.